Evet, element seçicileriyle devam edelim örneklerimize. Daha önceden de gördüğümüz bir elementi stil uygulama, bir class yöntemiyle stil uygulama ve id seçicisiyle stil uygulamayı inceliyor olalım. Bu şekilde. Bunların bu arada baskınlık dereceleri de aşağıya doğru yükselmektedir. Yani en alttaki her zaman diğerlerini ezecektir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Yine ikinci bir HTML sayfa oluşturarak devam ediyorum. Bu yani CSS örneklerimizde birazcık sayfa içi internal CSS'ler yazarak örnekleri yapıyor olacağız. Ama sonrasında bunları çok kolay bir şekilde copy paste ile zaten ayrı bir dosyaya alarak sayfalarınıza, HTML sayfalarınıza ekleyebilirsiniz. Örneğin bir önceki yaptığımız örnekteki şu style elementi arasındaki şu h2 ve özelliklerimize, h2 elementine uyguladığımız stilleri gidip intro 1 CSS'ine taşıyarak veya kopyalayıp yapıştırarak şu şekilde bu paragraf için, bu h2 için uygulanmış stil kodları. Bu şekilde sonrasında ilgili sayfanızdan bu style elementini buradan kaldırarak yine uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Biz hızlı olsun diye şu anda size sayfa içerisinde şurada gördüğünüz gibi style elementleri içine kodları yazıyor olacağım ki ikide bir başka dosyaya gidip gelmeyelim ve kodlarımızı hızlıca uygulayıp öğrenelim. Tabii ki doğru olan yöntem bu yöntem. Bunu unutmayalım hiçbir zaman. Şunu geri alayım ben. Evet, daha deminki yapıyı tekrar kuracağım. Şuraya hemen bir H2 altında lorem 3 sonra bir paragraf içerisinde lorem koyuyorum. Paragraftan sonra da bir butonumuz vardı. Butonda da click me yazıyordu. Bu veya bir paragraf daha ekleyelim. İkinci bir paragraf olsun. İlginç bir şekilde lorem şu an çalışmıyor. Yani niye böyle gidiyor anlamıyorum. Peki. Lorem 25 diyerek uygulayayım. Bol bol örnekler yapmaya çalışın. Bu şekilde daha çok gözünüzde hani elementleri ayırt etme, hızlı şekilde tepki verme ve el alışkanlığı kazanarak hafızanıza yerleşecektir bu kodlamalar. Bol bol örnek şart maalesef. Son olarak bir paragraf daha kopyalayıp yapıştırayım. Evet. Şu şekilde de bakın dokümanı formatlamak için CTRL-KD diyor. CTRL-KD'ye bastığınızda elementler belli bir miktar formatlanacaktır. Yine çok da iyi formatlanmadı ama işe yarıyor gibi diyebiliriz. Onun dışında şu an bu yaptığımız tasarıma gelin birkaç CSS kodu yazarak şekillendirelim. Yine head bloğunun arasına geleceğim. Bir style elementi açarak kodlarımı buraya yazıyor olacağım. Şimdi daha önceki sunumda da gördüğümüz gibi bir elemente tasarımı uygulayacaksınız. Bunu H2 veya elementin adı P veya B, butonsa buton neyse onun ismini vererek bir blok açarak yapabilirsiniz. Örneğin color 2.red diyelim yine. Bu şekilde elementlere tasarım verilirken element selector yönteminde elementin adını yazıyorsunuz sadece. Unutmayın ki sayfa içindeki bütün elementlere, bütün h2'lere uygulanacak bu. Bütün paragraflara uygulanacak. Onun dışında class selektörlerimiz vardı. O da nokta ile başlıyordu. Nokta dedikten sonra bir isim veriyorduk. Örneğin ne diyelim? Paragraf. Aynı örneğin sunumda olduğu gibi yapalım ve color 2 nokta ne diyelim paragraf rengine blue olsun mesela. Biraz ters renkler veriyorum ama olsun. Önemli olan öğrenmek şu anda. Ve class şimdi h2 zaten bütün elementlere o elementlere uygulanacak element selektörleri. Class selektörleri o class kelime o class'a verdiğiniz isim neyse onu verdiğiniz elementlere uygulanacak arkadaşlar. Yani şu şekilde paragrafın veya hangi elemente vermek istiyorsanız class attribute'un içerisine o metni yazmanız gerekiyor. Burada noktayı yazmadığıma dikkat edin, şu class attribute'un içerisine. Tanımlarken noktayla class olduğunu belirtiyorum ama uygularken noktasız yazıyorum. Zaten bakın üzerine geldiğinizde de elementin class attribute'una paragraf yazın şeklinde bize pop-up'la uyarı da veriyor. Bu class selektörlerini istediğimiz kadar elemente uygulayabiliriz. Bunun paragraf olması, h2 olması hiçbir önemi bulunmamakta. Dolayısıyla paragraf klasına paragraf yazdığınız bütün elementler mavi olacaktır. Bakalım h2 mi baskın geliyor? Paragraf mı daha baskın geliyor? Bunu bir görmüş olalım. Gördüğünüz gibi H2 mavi oldu. Paragraf zaten mavi oldu. Onunla beraber şöyle biraz büyütürsem daha iyi olacak. Yani bu demek oluyor ki biz ne kadar H2'ye kırmızı, elemente kırmızı da vermiş olsak sonrasında gelen ve verdiğimiz paragraf klası baskın gelerek onu maviye çevirmiştir. Peki bunun sırasını değiştirmem bana ne sağlayacak? Acaba H2'nin sonra yazılması rengin kırmızı olmasını sağlayacak mı? Bunu görelim. Kaydediyorum ve sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik olmadı. Bu ne demek oluyor? Elemente uygulanan stiller class'la verilen stillerden baskın değil. Yani class her zaman daha baskın. Ki zaten hatırlarsanız sıralamamızda da bu şekilde yapmıştık. Element, sonrasında class, sonrasında id ile verilen selektörleri yazmıştım. O sıralamayı unutmazsanız kimin baskın geldiğini de öğrenebilirsiniz. Aşağı doğru indikçe baskın artıyor. Yani ilk önce element uygulanıyor, element stilleri, sonrasında class selektörleri uygulanıyor, sonrasında da id selektörleri uygulanıyor. Peki şuradaki class'ı kaldırayım. Bu class'ı diğer paragraflara da vermem mümkün. Örneğin şu paragrafa da class verelim. Böylece o da mavi olacak. Bakın class selektörleri birden çok kez kullanılabildiği için daha kullanışlılar. Element selektörleri zaten bütün elementleri etki ediyor. Son olarak da id selektörünü kullanalım. Mesela şuradaki paragrafımıza bir id verelim. Paraf 1 diyeyim mesela. Onlar için de diyez işaretini kullanıyorduk. Diyez paraf 1 süslü parantezimi açıyorum. Color 2 nokta ne diyelim? Pink diyebiliriz. Purple, mor ya da pink. Pink göremeyiz beyazın üzerinde. Purple olsun. Bu da id ile ds kullanarak bir elemente stil uygulamak arkadaşlar. Refresh dediğimde mor olduğunu görüyorsunuz. Peki aynı elemente hem id'siyle hem de class'ıyla stil verdiğimde bakalım ne oluyor. Kaydediyorum. Yeniledim. Gördüğünüz gibi id selektörü baskın geliyor. Dolayısıyla size dediğim gibi sıralamamız, hiçbir zaman unutmayın, önce element stilleri uygulanıyor. Buraya yazma sıranızın bir önemi yok. Bu konuda bir önemi yok. Element stilleri önce uygulanıyor. Ardından class stilleri uygulanıyor. Ardından id ile belirtilen stillendirmeler uygulanıyor ve bir element bunlara dikkat ederek öncelik sırasını belirliyor alacağı tasarım kodlarında. Açıklama satırı yazmak isteyebilirsiniz style elementlerini, çünkü hani içerisine devamlı bir özelliği kaldırıp ekleyerek denemek yerine onu açıklama satırı yapabiliyoruz. Bunun için slash yıldız ve yıldız slash şu şekilde arasını almanız gerekiyor. Yani o C# veya HTML'de görmek de C# dilini bilenler için söyleyeyim. Çok satırlı yorumlama anlamına geliyor. HTML'deki gibi şöyle yapmıyoruz. küçük. Bu şekilde HTML'de açıklaması satır yapıyorduk. Bu işlemez. Buradaki açıklama satırımız slash yıldız yıldız slash şeklinde. İstediğiniz kodları CSS içinde kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Bu silip kaldırıp eklemekten daha kullanışlıdır. Aynı zamanda kendinize de notlar almak istediğinizde bunu kullanabilirsiniz. Class selektör ve buna da id selektör demiştik. Bunlar da hem öncelik sırası, baskınlık sırası, aşağıya doğru baskınlık artıyor, hem de isimleri arkadaşlar.